Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlarım rüyada sığır görmek uzun yorumla karşınızdayım Arkadaşlar bolluk bereket rüyasıdır şimdi bakın rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre görülüş şekline göre yanındaki sembole göre en küçük detaya göre anlamlar değişir Olumlu sembol olumsuz sembolle bir araya geldiğinde olumlu anlamda çıkarabilir olumsuz anlamda çıkarabilir arkadaşlar Rüya bir bütündür parçalanma şey tek yorulmaz arkadaşlar. Yani parça parça yorulmaz bir bütün halinde yorulur arkadaşlar. Ondan yani sözün orijinali vatan bir bütündür parçalanamaz arkadaşlar. Bazen hani insanın aklında kelimeler uçuşur ya ondan arkadaşlar. Ama rüya da bir bütündür arkadaşlar. O da parçalanamaz yani. Hani parça parça yorulmaz ondan bir bütün halinde yorulur. Sevgili arkadaşlarım bakın. Atatürk'ün güzel bir sözüdür. Vatan bir, bir bütündür parçalanamaz. Sevgili arkadaşlarım yani rüyada sığır görmek. Şimdi sığır sembolü Hazreti Yusuf'un yormuş olduğu rüyalardan biridir aslında. Çünkü ise inekle arasında fark yoktur. Yani sığır rüyada görülen sığır şişmansa iyiyse ve sizden kaçmıyorsa arkadaşlar hayatınıza gelecek bolluk bereketi temsil eder. Yani bu kadardır rüya. Ama kesemediğinizi görüyorsanız ya da sizden kaçtıysa ya da cılız gördüyseniz arkadaşlar bolluk bereket yerine kıtlık döneminin hakim olacağına işaret eder. Çünkü Hazreti Yusuf'un hani yorduğu inek rüyası ile aynıdır arkadaşlar. Şey yoktur. Arada fark yoktur. Hani sığır sembolünün. Kısaca şudur arkadaşlar. Etinden sütünden yani faydalandığınız ve helal olan hayvanlar. Örneğin at rüyası güzeldir ama at yeme rüyası güzel değildir. Çünkü ise eti helal değildir arkadaşlar at eti. Domuz eti helal değildir. Şimdi domuz konusuna gelirsek domuz lanetli bir hayvanmış gibi davranılıyor değil arkadaşlar. Oldukça tatlı bir hayvandır. Sadece eti yenmez arkadaşlar bu kadar. Yani gördüğü yerde domuz öldürenler falan var. Bundan vazgeçsinler diye söylüyorum. Belki vardır beni dinleyenlerden biridir. Yani lanetli bir hayvanmış gibi davranılıyor özellikle Anadolu'da. Ondan değil arkadaşlar bakın. Sır bolluk bereket sembolüdür. Hayırlı olayların olacağına maddi anlamı işaret eder arkadaşlar. Hazreti Yusuf'un rüyasında yorduğu gibi hani inek rüyasında yorduğu gibi. Eğer normalse ya da şişmansa hani zayıf kıtlık getiriyor. Hani bu rüyayı gördüğünüzde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bir iş kurma fikriniz varsa rüyanın verdiği mesaj şudur. İş kur iyi para kazanacaksındır. Ama cılız görüyorsanız ya da elden kaçırdığını görüyorsanız cılız her şeye hazırlıklı ol tasarruf yap. Elden kaçırdığınız ya da kesemediğinizi görürseniz o işten vazgeç demektir. Yani böyle yorumlanır. Görüşürüz hoşçakalın.